Merhabalar arkadaşlar. 3-4-5 yayınları TET Matematik 2022 Soru Bankası'nın çözümlerine hız problemleriyle devam ediyoruz. Bu videoda ÖSM tadında 4 testini çözeceğiz. İlk soruda iş yerinden evinin uzaklığı 12 km olan Serkan navigasyonu kullandığında aşağıdaki ekranlarda kalan yol uzunluğu ve kalan süreler gösterilmektedir. Navigasyon ayarlayıp şekil birlik ekran görüntüsü oluştuğu anda yola çıkan Serkan demiş. Şimdi burada 12 kilometre yolun olduğunu söylüyor ve 30 dakika geçeceğini söylemiş. O zaman şöyle diyelim. Burada 12 kilometre mesafe x eşittir v çarpı t. Burada 30 dakika demiş. Kilometre dediğine göre o zaman zamanı saate çevireceğim. 1 bölü 2 saat dolayısıyla v buradan yani hızı 24 o zaman geldi. Kilometre bölü saat. Daha sonra bir süre gittiğinde şekil 2'deki ekran görüntüsü oluşmakta. B noktasında kaza olduğu için AB bölümü trafik sıkışıklığından ötürü ev varış süresi artmıştır. AB yolu iş yeri ve ev arası toplam yolun 1 bölü 3'ü kadar. O zaman normal 12 kilometre ise AB yolu 4 kilometre. Olduğuna göre kırmızı olan AB bölümünde serkanın süreti saatte ortalama kaç kilometre olmakta? Şimdi burada 8 kilometre kaldığında zaten burası 4 kilometre buranın dışında da 4 kilometre var. 8 kilometrinin 60 dakika süreceğini söylüyor. Şimdi buradaki AB yolunun dışındaki hızının 24 olduğunu bulduk biz. O zaman şöyle diyeceğiz. 4 kilometrelik yolu ne kadar zamanda gideceğini bulalım. 4 kilometrelik yolu 24 kilometre bölü saat hızı kaç saatte alacak ona bakalım. Ki T buradan 1 bölü 6 saat geliyor. Dakikayı çevirmek için de bunu 60 ile çarparsak 10 dakika. Yani şuradaki kısmı 10 dakikada alacak. Dolayısıyla AB yolunu da 50 dakikada alacakmış. O zaman buradaki hızını bulalım. Mesafe 4 kilometre. 50 dakikada alacak. V'sini bilmiyoruz. Dakikasını burada 50 dakika. Tabii ki burada kilometre sonuçta hızına saate göre yazacağımız için 50 dakikada o zaman buradan şöyle gelecek. 50 bölü 60 saate eşit olacak. Buna göre buradan sadeleştirdiğimiz zaman sıfırlar gidecek. Burada 6 kere 4, 24, 24 bölü 5 bize hızını verecek o zaman. 24'ü 5'e böldüğümüz zaman da şöyle diyelim. Buradan 4 defa geldi. 20 kalanımız 4 0 ekledik. Burada da 8 defa geldi. Dolayısıyla 4,8 km hızla AB yolundan gidecekmiş diyoruz. İkinci soruda şekilde gösterilen köprünün boyu 2250 metredir. AT'nin saniyedeki süratı 30, B'nin ise 15, kuşun ise 40 metredir. Trenler köprüye aynı anda girdiklerinde köprünün tam ortasındaki kuş şekilde gösterilen yöne doğru harekete başlıyor. Kuş B treni karşılaştığında yön değiştirerek A trenine doğru harekete devam ediyor. Her trenle karşılaştığında diğer trene doğru hareket eden kuş trenler karşılaşana kadar toplam kaç metre yol alır? Şimdi kaç saniye sonra karşılaşacaklar onu bulalım. Buradan 30 metre ile buradan 15 metre boyu saniye hızla geliyor. Topladığımız zaman birbirlerine doğru geldiği için Hızların toplamı 45. T kadar zamanda aralarındaki mesafede 2250. Buradan T'yi bulalım. 2250'yi buradan 45'e böldüğümüz zaman şöyle gelecek. Buradan 5 defa dersek 5 kere 5 25, 25 gel 22 geldi. Yani buradan sadeleştirdiğimiz zaman 50 oldu. 50 saniye sonra karşılaşacaklar. Yani 50 saniye boyunca kuş uçmaya devam edecek. Kuşun da zaten burada hızının 40 olduğunu biliyoruz. 50 saniye sonra 50 saniye boyunca Yönü fark etmez sonuç olarak bizden metre zaman yani buradaki aldığı yolu istiyor. Hızı 40 50 saniye boyunca uçacağına göre o zaman toplamda 2000 metre yol almış. Üçüncü soruda aşağıdaki yürüyen merdivenlerin ikisi de sabit ve aynı hızla hareket etmektedir. A merdiveni iniş, B merdiveni çıkış yönünde hareket ederken iniş yönde en tepeden merdivene binen kişi hareket etmezse en aşağı 20 saniyede iniyor. En tepeden bindi buraya inmesi o zaman 20 saniye sürüyormuş. Eğer iniş yönünde kendi de sabit hızla yürürse en tepeden en aşağıya 8 saniye inmiş oluyor. Şimdi şöyle diyelim V merdivenin burada 20 saniyede iniyordu. Merdivenin hızına vm diyelim 20 saniyede iniyormuş buradaki yolu. Eğer kendisi de yürürse demiş o zaman vm artı kendi hızı diyelim. Bu şekilde yürürse 8 saniyede iniyormuş aynı yolu. Buna göre aynı kişi çıkış yönünde kullanılan B merdiveni tercih ederse Aynı yürüme hızıyla en tepeden en aşağıya hareketli olan merdivenden kaç saniye iner demiş. Şimdi o zaman burada ikisi aynı yol olduğuna göre bunları birbirlerine eşitlemekle başlayalım. 20 çarpı VM. Burada 8 dağıttığımız zaman 8 çarpı VM artı 8 çarpı VK geldi. Karşı tarafa aldım 12VM eşittir 8VK. Merdivenin hızına 8V dersek kendi hızda o zaman 12V olacak. Bu şekilde eşitledik. Daha sonra hatta bunları şöyle de diyebiliriz. Direkt 24'te eşitleyelim. Mesela burasını 2V edersen daha küçük rakamlardan bahsedelim. Burasının hızı 2V ise kendi hızı 3V olacak. Şimdi çıkarken demiş, şimdi yine sonuçta burada hızla aynı hızla gidiyor. Çıkarken yine merdivenin hızını alacağım. Merdivenin hızını 2V demiştik. 2V hızıyla çıkıyor. Ve aynı yürüme hızıyla aynı tepeden aşağıya hareketli olan merdivenden kaç saniyede iner demiş. Şimdi B merdivenini tercih ettiğinde bu sefer farklı yönde yani... Merdiven normalde 2V hızıyla yukarıya çıkıyor. Kendisi ise 3V hızıyla aşağıya iniyor. Yani burada şöyle diyelim. Çıkış yönünde kullanılan B merdivenini tercih ederse yani buradan itibaren bahsediyor. 2V hızıyla böyle giderse kendisi 3V hızıyla aşağıya doğru gidecek. Kaç saniyede iner diye sormuş bize. Şimdi burada yine aynı şekilde 3 ve aradaki fark V kadar. Bizim öncelikle buradaki merdivenin mesafesini aslında bulmamız lazım. Şöyle diyelim e, normalde mesela burada herhangi birinde yazalım vm demiştik mesela merdivenin hızı 2v. Burası 2v ise o zaman normalde merdivenin uzunluğu 40v gelecek. Şimdi 40v kadar mesafede merdiven 2v kadar yukarı çıkıyorken kendisi 3v hızı aşağı iniyor. Ters yönde olduğu için burada hızlarını çıkarttım. 3v-2v'den v geldi t kadar zamanda. Dolayısıyla buradan direkt v'ler sadeleşti ve t buradan 40 saniye geldi. Dördüncü soruda İstanbul yönünde ve Ankara yönünde aynı anda karşılıklı sefer yapan iki trenin A ve B duraklarının kaçar dakika uzaklıkta olduğu gösterilmiş. Sabit süratlarla hareket eden ve süratleri farklı bu iki tren her durakta 2 dakika yolandığına göre A ile B arası uzaklık 24 km olduğuna göre ve bu iki tren arasında sadece A ve B durakları olduğuna göre trenlerin süratleri farkı kaç kilometredir? Şimdi mesela İstanbul'dan Ankara'ya gidecek olan e, buradaki trenimizin ismi e, şöyle olsun Ankara A treni olsun. İstanbul'dan Ankara'ya gidecek olan tren Ankara treni. Ankara'dan İstanbul'a gidecek olan tren de İstanbul treni. Şimdi e, buradan gelen Ankara treni için şöyle söylüyor. Ankara treni A'ya olan uzaklığın 12 dakika, B'ye olan uzaklığın ise 22 dakika olduğunu söylüyor. O zaman İstanbul'dan Ankara'ya olan uzaklığı mesela belli bir mesafede şurada olduğunu düşünelim. Bu noktada A'ya olan uzaklığının 12 dakika olduğunu B'ye olan uzaklığının ise 22 dakika olduğunu söylüyor. Ama şöyle bir durum var 12 dakika burada A'da da 2 dakika oyalanacak. Dolayısıyla 14 dakika geriye o zaman 8 dakika kaldı. Yani A ile B arası 8 dakikada gidiyormuş. Ankara treninin de hızına VA diyelim bu arada. Şimdi burasında bize 24 kilometre olduğunu vermişti. Şöyle diyelim VA hızıyla 8 dakikada 24 kilometrelik yolu burada alıyor. Şimdi burada 8 dakika dedik ama bize 2 dakika dedi kilometre vermiş. O zaman saati çevireceğim aslında bunu. Şöyle söyleyelim. Buradaki değerimiz mesela 8 dakikayı önce şöyle diyelim. 1 saat 60 dakika olduğuna göre 8 dakika kaç saattir önce onu bulalım. Buradan da 8 bölü 60 gelecek. 4'e böldüm 2, 4'e böldüm 15. Yani VA çarpı 2 bölü 15 saatte 24 kilometrelik yolu gidecek. Buradan Ankara treninin hızını bulacağız. Burası 12 ve A buradan 15 çarpı 12 gelecek. Buradan da 180 oldu. Ve yani burada Ankara treninin hızı. Bize hızlar farkını soruyor zaten. Şimdi İstanbul trenine bakalım. Mesela İstanbul treninde burada olsun ve iyi diyelim. İstanbul treninin B'ye olan uzaklığının 19 dakika olduğunu söylüyor. Buradaki A noktası olan uzaklığı ise 27 dakika olduğunu söylemiş. Şimdi 19 dakika burada. 2 dakika da burada oyalandı 21 dakika. O zaman İstanbul treninde 21'den A'ya gelebilmesi için burası da o zaman 6 dakika. Yani İstanbul treninin burada VI dedik. VI çarpı 6 dakika. Yine aynı şekilde burada dakikayı saate çevireceğim. 1 saat 60 dakika olduğuna göre 6, ta, 6 dakikada 6 bölü 60'dan 1 bölü 10 saat. Buradaki yol yine 24 kilometre verilmişti. Burada da İstanbul treninin hızı da o zaman 240 km geldi. Tren, e, trenlerin hızları farkını sormuştu bize. 240 ile 180 arasındaki fark da 60 km oldu. Beşinci soruda 400 basamaklı bir yürüyen merdiven yukarıya doğru sabit hızla hareket etmekte. İki arkadaş olan Fuat ile Suat bu merdivenleri kullanırken kendileri de aynı zamanda kendi hızlarıyla merdivenler çıkıyor. Fuat en aşağıdan en tepeye kadar merdiven hareket ederken 150 basamak çıkabiliyor. Şimdi 400 basamağın o zaman 250 basamağını merdiven çıkmış, 100, merdiven gitmiş, 150 basamağını kendi gitmiş. Burada ise 250 basamak kendisi çıkmış. O zaman 250 basamağını şöyle diyelim 150 basamak merdiven çıkarken o 250 basamak çıkmış. Burada 250 basamak merdiven, 150 basamak kendisi. Şimdi şöyle söylesek. Burada mesela 50 basamak merdiven çıktığında 5'te birini aldım. 5'te birini aldığımız zaman 30 basamak kendisi çıkıyor. Burada da 50'yi bulmaya çalışalım. 150 basamakta 250 basamak kendisi çıkıyorsa 50 basamak yani 3'te biri burası 250 bölü 3 gelecek. O zaman burada hızları için sonuçta bunları sabit tuttuğuma göre burada Fuat'ın hızını 30, Suat'ın hızında o zaman 250 bölü 3 alabilirim bize hızların orası, oranını sormuş. O zaman 250 bölü 3'ün 30'a oranı buradan bulacağım. 250 bölü 3 ters çevirip çarptığımız zaman 30 geldi. Şöyle sıfırlar gitti. Buradan da 25 bölü 9 hızlarının oranı gelmiş oldu. Evet arkadaşlar böylece ÖSM tadında 4 testini de tamamladık. Bir sonraki testimizde görüşmek dileğiyle. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.